Yıllarca beraber çalıştık Fatih Altaylı. Bir tweet, internet yorumları, hemen üzerine biriken stres ve adliyeye ifadeye çağrılması. Fatih Bey adliyeye gitti. Ardından da yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak şu son attığı tweet elinize sağlık meselesinden dolayı o cezaya çarptırıldı diyebilirim. Bu bir ceza çünkü. İşte gelişmeler. Milliyet, Attığı tweet nedeniyle soruşturma açılmıştı. Fatih Gazeteci Fatih Altaylı hakim karşısına çıktı, ifade verdi. Bir Adli bir kontrol şartıyla bir serbest bir bırakıldı. Bir bu, arkadaşlar, 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 arkadaş. Geçtiğimiz hafta Galata Köprüsü'nde şehitlere rahmet, Filistin'e destek mitingi yapıldı. Mitinge hilafet bayrakları damga vurdu. İstanbul'da üniversite öğrencisi Ege Akersoy, elinde tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attı. Üniversite öğrencisi tutuklandı, ona yumruk atan ve bayrağı taşıyan kişi hakkında işlem yapılmadı. Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından eline sağlık paylaşımı yaptı. Altaylı'ya tepki yağdı, daha sonra paylaşımı sildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında suçu ve suçluyu övmeyle, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Altaylı ifadeye çağrıldı. Altaylı ifadesi için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Profesör Doktor Celal Şengör de Altaylı'ya destek için adliyeye gitti. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği savcılığın talebini uygun buldu. Altaylı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Eski patronum her zaman düzgün, ahlaklı, harika çalışmıştık. 2002-2005 arası geçmiş olsun diyelim. Kalpten her zaman yanındayız Fatih Bey'in. Piyasalar kapanırken son işlem saatine doğru ilerliyoruz. Hemen taze hazırladım. Size bir ekonominin fotoğrafını çekip noktayı koyayım. Dolar 29 lira 84 kuruş. 30 liraya gelmek üzere. Euro 32 lira 59 kuruş. 30 lirayı euro çok önceden geçti. Haftanın son işlem gününde. Sterlin Size hep anlatıyorum sterlini 37 lira 78 kuruşlarda ciddi anlamda gizli gizli primleniyor sterlin. Borsa İstanbul tatsız tutsuz bir tepki verecek diye bekliyoruz ama dalgalı bir seyirde 7540 puanlarda artı eksi bir iki puan oynayabilir. Gram altın 2051 lira. Bir çeyrek altın Türkiye'mde şu dakikalarda 3200 lira. Paraya bakar mısınız? Asgari ücret kaç çeyrek altın ediyor? Uzatmayayım. Ve petrol. Bize bakan yönü, hayatımızı pahalandıran, ekonomik buhranı tikleyen ana mesele. 78 dolarlarda bir varil petrol Doğu Akdeniz piyasasında. Sürçü lisan ettiysek yeniden affol. Şimdi rakama gelelim savunma sanayi. Baykar'dan sonra ikinci sırada TUSAŞ var. 864 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. Makine kimya her zaman Cumhuriyet'in kurumu. Bakınız 439 milyon dolar. Motor, T motor kısmı TUSAŞ'ın 337 milyon dolar. Airbus'a bile parça üretiyor. BMC kirpilerden biliyorsunuz 255 milyon dolarlık zırhlı personel taşıyıcı ağırlıklı ihracat kalemi ihracat hayata geçirmiş. Şimdi şurada bayrakların, Selçuk Bayrakları'nın fotoğrafı eşliğinde sadece bir yıldaki İHA-SİHA ihracatı 2 milyar dolara yaklaşmış vergi. Buradan gelen gelir beyan edilmesi ve vergi rekortmenlerinde bayrakların birinci olması kimse beklemiyordu. Ama ihracat rakamları, savunma sanayindeki gelişme tüm bunların olabileceğini gösterdi. Devam edelim. İran'a gidelim. Çok doğru. Kasım Süleymani'nin mezarı saldırı anma sırasında. Şimdi olağan şüpheli Mossad'dı. Orta Doğu'yu, İran'ı ateşe atmak, savaşın içine çekmek istiyor. Dünyada dağılan kendisine desteği toparlayabilmek için acaba Mossad ya da İsrail mi çıkacaktı? Yo, taşeron örgütler var. IŞİD, IŞİD üstlenmiş. Şaşırdık mı? Hayır. En az 84 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var. İran'daki bombalı saldırıya IŞİD terör örgütü üstlendi. <laughs> İran'ın Kirman şehri, tarih 3 Ocak çarşamba, devrim muhafızları Kudüs Güç Komutanı Kasım Süleyman'ın ölümünün 4. yılı Süleyman için tören düzenleniyordu. Ard arda patlamalar meydana geldi. En az 84 kişi hayatını kaybetti. 300'e yakın kişi de yaralandı. <laughs> İran hükümeti saldırının terör saldırısı olduğunu açıklamış, ülkede bir günlük yas ilan etmişti. 1979 yılında gerçekleşen İslam devriminden bu yana İran'da yaşanan en büyük ve en kanlı saldırı. İranlı yetkililer saldırının faillerinden intikam alınacağını söylemişti. Tüm dünyada yankıları süren saldırı Irak-Şam İslam Devleti adıyla bilinen terör örgütü IŞİD üstlendi. IŞİD Telegram hesabından yaptığı paylaşımda iki intihar bombacısının ismini de verdi. Saldırı IŞİD'in üstlenmesinin ardından henüz İran'dan resmi bir açıklama gelmedi. Kısa Orta Doğu turunun ardından geçelim kendi ekonomik gerçekliğimize. Elektrik fiyatları şimdilik tutuluyor. Kamu, devlet şu anda sübvanse ediyor. Ama seçimden sonra bizi faturalar üzerinden elektrik bir çarpacak inanamayacaksınız demeyeceğim. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Yaklaşan elektrik zam mı? Sandık yaklaştığı ekonomi politikası 31 Mart'a endekslendi. Elektrik ve doğalgaz başta bazı mal ve hizmetlerde gündeme gelen zamlar seçim sonrasına erteleniyor. Ancak maliyetler artıyor, zam baskısı büyüyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere iletim bedellerini ortalama %40.12 arttırdı. <laughs> Emekli TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, iletim bedellerinde yapılan artışın konut sanayi ve ticarethane abonelerine zam olarak yansıyacağını vurguladı. TİH şehir içi elektrik dağıtım şirketlerine 1 Ocak itibariyle zamlı iletim tarifesini uygulamaya başladı. Dağıtım şirketleri iletim bedeline gelen artışı ve bu kapsamda oluşan farkı 1 Nisan tarifesine yansıtarak nihai tüketicilerden tahsil edecekler. Şehir içi elektrik dağıtım şirketlerinin iletim maliyetlerinin yanı sıra personel ve diğer kalemlerdeki giderleri de arttı. Bu nedenle yerel seçimlerin ardından elektriğe yüksek oranlı zam gündeme gelecektir. Devletin kontrolündeki elektrik üretim AŞ ise elektrik zammının önüne geçmek için desteği sürdürüyor. Şehir içi dağıtım şirketlerinin kardeş kuruluşu görevli tedarik şirketlerine piyasanın çok altında fiyatla 48 lira 21 kuruştan elektrik veriyor. Elektrik üretim aşıya zarar ediyor ama böylelikle zam erteleniyor. <laughs> Botaş da özellikle konutlara ithal ettiğinin çok altında bir fiyatla doğalgaz satıyor. Aboneleri destekliyor. O da elektrik üretim aşıya gibi ciddi oranda zarar yazıyor. 2024 yılı genel yatırım ve finansman programında elektrik üretim AŞ'ye 259.30 milyar TL, BOTAŞ'a 289.43 milyar TL borçlanma adı altında ödenek ayrılmıştı. Elektrik üretim AŞ ve BOTAŞ'ın 2024 yılı desteklerinde bu tutarları kullanması öngörülüyor. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı biliyoruz Türk işin. Bir de İPA, İstanbul Planlama Ajansı bugün çok önemli bir veri paylaştı. Şehri İstanbul'unda 4 kişilik ailemin bir aylık yaşam maliyeti uçtu gitti. Çok kısa ve net çarpıcı ifadelerle özetleyeceğim size. Bakınız son bir yılda geçen 2022 Aralık'tan 2023 Aralık'a gibi düşünün yaşam maliyeti İstanbul'da %78 arttı. Ezgi ile birlikte de oraya başlığı gönderdik. Kimin maaş zammı %78? Kimin İstanbul'da geliri son bir yılda %78 arttı ki? 4 kişilik ailem. 2022 yılının Aralık ayında bir aylık yaşam maliyeti harcaması gereken tutar 27.596 liraymış İPA'ya göre. 2023 Aralık ayı geçen ay yaşam maliyeti 12 ayda %78 artıyor. 49.159 liralara geliyor. Neredeyse 50.000 lira. İstanbul'da 50.000 lira evinize girmiyorsa karı koca çalışarak çocukların giderleri her anlamda siz Yaşam maliyetinizi karşılayamıyorsunuz demektir. Peki son bir yılda şehri İstanbul'da zam şampiyonları İPA'ya göre hangi ürünler? Okudunuz orada. Ağız ve diş bakım ürünleri. Diş macunu, diş fırçalarının fiyatlarının farkında mıyız? Uçtu gitti. Yüzde 190 artmış son bir yılda. Ve et ürünleri. Ne diyeceksiniz? Yüzde 114 artmış. O kadar çok anlattım ki size bunu. Tekrar tekrar üzerine basa basa anlatmakta yaşıyoruz zaten. Bir de senden mi dinleyeceğiz ekran?